mersimi hak saklası. Bir yarim var içinde, mersimi hak saklası. Bir yarim var içinde. Ne oldu? Hasret, gurbet pek çoğumuzun yüreğini yakan bir duygu. İsteriz ki gurbetleri yok edelim, hasretleri yok edelim. Birlikte, beraberlik içinde, doğduğumuz yerde doyarak yaşayalım ama bunu sağlamak ne yazık ki keşke elimde olsa da sağlayabilsem. Ama hiç değilse uzakları yakın edebilmenin en güzel yolu olan türkülerle sizleri karşıladık. Hoş geldiniz efendim. Akşam Tunceli diyoruz. Tunceli'yi ağırlıyoruz. Tunceli Dernekleri Federasyonu Sayın Başkan Ali Rıza Dirlik, değerli yöneticiler ve Tuncelilerle birlikteyiz. Ve tabii çok değerli konuklarım var. Her birini ayrı ayrı çok sevdiğinizi biliyorum. Efendim Ferhat Tunç hoş geldiniz. Sevgiyle çok uzaklardan geldiniz. Teşekkür ediyorum. Sevgili Türkü hoş geldin. Sevgili Emre Saltık, sevgili Demen Hanımcağdır. Evet, ben hiç sözü uzatmayacağım. Biraz sonra sohbetler edeceğiz. Başkandan bir takım bilgiler isteyeceğim. Sizlerin aranıza karışacağım. Belki biraz sohbetler edeceğim. Ama önce Ferhat Bey, size şöyle rica etsek ve bir güzel türkü istesek mümkün müdür? Şimdi biz böyle Flash TV'de Dersim gecelerine alıştık. Evet. Dersimler de çok alıştı. Evet.
artık böyle konserlerde gittiğimiz yerlerde filan bu yapılan programların çok beğenildiği şeyini gördüm ben, bunun karşılığını gördüm. Ne güzel, çok teşekkür ederiz bugün, her birinize. Bugün keşke hani böyle çok eğlenebileceğimiz bir günde olabilseydik diye düşündüm de. Ama sadece kendi ülkemizde değil ama dünyada çok acımasız olaylar oluyor. Çok korkunç olaylar yaşıyoruz, büyük katliamlar yaşıyoruz. Neyse. Şimdi bu işte Osetya'da yüzlerce çocuğun katledilmesi olayını tabii ki hiçbirimizin düşünemeyeceği kadar çok acılı, acı bir olay, büyük bir olay. Onları televizyon ekranlarına yansıyan görüntülerini izledikten sonra bir programa çıkmak açıkçası çok içimden gelen bir şey değil. Ama bugün tabii ki söz verdiğimiz gibi buradayız. Her şeye rağmen, bütün bu acılara rağmen biz sadece kendi ülkemiz için değil ama bütün dünya için barış dileyelim. Ve dilerseniz Osetya'da katledilen onların şahsında ama bütün dünya çocukları için bir şarkı söylemek istiyorum. Dünyayı, insanlığı, barışa, kardeşliğe çağıran bir parçamızla devam edelim. Neredesin ey kardeşlik diyelim. Buyurun. Gölgelerinde çiçek yeşermez, ölümler yüzünü hayata dönmez. Namlu gölgelerinde çiçek yeşermez, ölümler yüzünü hayata dönmez. Ufukların grisine kan dolarsa vurulur umut, çocuklar büyümez. Ufukların grisine kan dolarsa vurulur umut, çocuklar büyümez. Neredesin ey kardeşlik? Sev ki sevdalar çoğalsın. Neredesin ey kardeşlik? Sev ki sevdalar çoğalsın. Bu cehennem, bu cehennem bizim değil. Bu cehennem, bu cehennem bizim değil. Ama bu dünya hepimizin. Zamanıdır şimdi bir yerden başlamalı. Haydi bugün yüreklere vicdan ekelim. Zamanıdır şimdi bir yerden başlamalı. Haydi bugün yüreklere vicdan ekelim. Korkunun korkusundan arınalım artık. Bir ağızdan milyonlarca barış diyelim. Korkunun korkusundan arınalım artık. Bir ağızdan milyonlarca barış diyelim. Neredesin ey kardeşlik? Sev ki sevdalar çoğalsın. Neredesin ey kardeşlik? Sev ki sevdalar çoğalsın. Bu cehennem, bu cehennem bizim değil. Bu cehennem, bu cehennem bizim değil. Ama bu dünya hepimizin. Ama bu dünya hepimizin. Sağlık. Dünyada savaşa son diyoruz. Bunu her zaman söylüyoruz. Ama terör ya da savaş çocukların da kanını dökmeye başlayınca artık her birimizin yüreğinden kanlar akıyor. İnşallah son olsun. Bir daha asla görmeyelim böyle şeyler. Barış dolu günlerde yaşayalım diyorum ve sözü burada Türkiye'ye bırakmak istiyorum. Bakalım Türkü bize hangi türküyü söyleyecek? Söyleyeyim değil mi diye soruyor. Ne dersiniz? Söyleyeyim
Gelin. Felekle. Ne oluyorsa o başımıza ondan geliyor galiba. Felek bizimle. Bir dinleyelim bakalım. Yüreklerine sağlık, senin de sesine sağlık sevgili Türkü. Ama duyguları en güzel anlatmanın yolu türküler. O nedenle ben hemen Emre Bey'e dönüyorum. Bakalım onun yüreğinden neler geçiyor. Ve daha sonra bir sürprizimiz var Emre Bey'le, onu da aktaracağım sizlere ama önce türkü. Şimdi ben de özellikle terörü kınadık. Türkü Felek'ten, ben de gurbetten bir türküyle başlayayım. Türküler gerçekten gurbette bizim yoldaşlarımız. Özellikle Sıla'yı terk ederken türkülerimizi cebimize alarak çıkıyoruz. Anamızı, babamızı, hatta çocukluk yıllarımızı, anılarımızı orada bıraksak bile buraya gelirken türkülerimizle o anıları yaşamaya çalışıyoruz. Ben anam mı var, boynum büken, kardeş mi var, derdim döken diye güzel bir türküyle gurbet türküsüyle başlayayım. Buyurun. Thank you.
büyük nimet var. Bir yana her ikisine de hay 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 hürmetim var. Biri anam, biri yari. Her ikisine de hürmetim var. Biri anam, biri yari. Ah anam var boynum büken, kardeşim var içim döken. Bırakın çilemi çek, belki doğar günü. Ah anam var boynum büken, kardeşim var içim döken. Bırakın çilem çek, belki doğar günü. Derdimi kime deyim, kimim var ki canım ben. Ben derdimi kime deyim, kimim var ki canım ben. Hangi birini söyleyeyim, çürümüş her yanım benim. Hangi birini söyleyeyim, çürümüş her yanım. Anam mı var boynum büken, kardeşim mi var içim döken. Bırakın çilemi çek, belki doğar günüm. Ah anam mı var boynum büken, kardeş mi var içim döken. Bırakın çilemi çek, belki doğar günüm. Kurutular pınarı, devirdiler çınarı. Kuruttular pınarı, devirdiler çınarı. Dağladılar her yanımı, alevler de senin ben. Dağladılar her yanımı, alevler de senin. Anam mı var boynum büken, kardeş mi var içim döken. Bırakın çilemi çek, belki doğar günüm. Ah anam mı var boynum büken, kardeş mi var içim döken. Bırakın çilemi çek, belki doğar günüm benim.
türküler ah diyelim. Gönül telimizi işte böyle sızlatıyor, inletiyor. Bu güzel türkülere devam edeceğiz ama ben biraz şöyle ilerlemek istiyorum müsaadenizle. Sizi biraz dinlendirelim. Şurada bir teyzem var. O kadar içli içli. Şöyle senin sallanıyor. De. Sizden bir rica etsem de teyzemin yanına ben bir otursam. Teşekkür ederim. O işkenceyi görmüşüm ondan. Önce adınızı bir öğrenelim. Hatice Tosun. Hatice Hanım. Yaş sorsam mı acaba? Sorayım. Yaş kaç? 66. Maşallah. Allah uzun ömürler versin. Sağlıklı ömürler versin. Sağ olasın. Teşekkür ederim. Ama mahvolmuşum. 6 aydır ki çekerim. Neden yerim alkış çalanda? Ağır canım. Geçmiş olsun. Sağ olasın. Geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Peki şimdi İstanbul'da mı yaşıyorsunuz? İstanbul'da. Çocuklarım. İki tane oğlum İstanbul'da. Bir tane de Almanya'da. O da beş sene Tunceli'de yattı. Gittim geldim çok çile gördüm. Ama maşallah dimdik ayaktasın. Şimdi Ferhat'a bakarım aynı odur. Ferhat'a bakarım aynı odur diyor. Aynı oğlum yani. Benzetti. Bir şey söyleyeyim mi işte Dersimli anaların ortak kaderi bu. Hepsi acılı. Şimdi ben senin için bir türkü söylemez miyim ana gel. Vav. Bir şey söyleyeyim mi? Anaya bir tane söyleyeceğim valla. Hem de bak. Kendi dilinden. Ferhat Bey diyor ki ben şimdi anam için bir tane türkü söylemez miyim diyor. Ne dersin söylesem mi? Gel ana gel yanıma otur gel beraber söyle. Gel. Sizi şöyle alalım. Siz buyurun benim koltuğuma. Şöyle buyurun. Bir dakika. Birliğe mi? Peki öyle mi? Öyle, sen çalamazsın. Bir müdahale verseniz daha olsun. Dur. Hadi hemen bir müdahale ediyoruz. Bir müdahale ver. Gel böyle gel. Gel buraya. Dur şuraya otursun. Dur oraya otursun. Böyle gel. Evet, ben oturayım bakalım. Şimdi hangi türkü gelecek? Ben şöyle yanına geleyim. Gel can. Geçmiş olsun. Pardon. Türkü. Çok pardon. Daye Beke sanı vayi Daye Beke sanı Felek emiz biyon Şüya hardo şaye Felek emiz biyon Şüya hardo şaye Ezo çerne jaye Thank you.
dersim ver asonu. Vel atma mekiya, dersim ver asonu. Vel atma mekiya. Daye qesey büke tuçdi açine diya. Daye qesey büke tuçdi açine diya. Tıra here yaru 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 hüzür bez o manevi yaru hüzür bez o manevi yaru of yaru 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 hüzür bez o manevi yaru teşekkür ederim. Nasıl gidiyor efendim? Ne diyorsunuz? Şimdi yok yerine git. Teyzem programı aldı benim elimden. Çok sağ ol. Evet, ben şimdi sanatçılarımızdan sanatçılarımızdan bir müsaade rica edeceğim. Şimdi sizlere bir Tunceli'nin bağrından çıkmış çok güzel bir ses tanıtmak istiyorum. Helin diyorum. Allah
Al. Çığlığı yer mahabiri, gelek mina
cümleyle Helin Hanım'ı bir tanıyalım. Elimde bir kaseti var. Kederdeyim adını taşıyor. Bu ilk albüm mü? Yok. Bu ikinci. Kaçıncı? İkinci. Şeydi. Yeni çıktı herhalde. Hayırlı uğurlu olsun. Evet. Çok güzel bir ses. Ne dersiniz? Memnun muyuz? Yola açık olsun diyelim. Abi. Şimdilik yine yerinize alalım sizi. Diyecekler ki işte Türkçe, mikrofona konuşursanız. Türkçe albümü var. Türkçe okuyor. Ben Tunceli'yim diyorum. Tabii bize de yakşam bu Türkçe okuyoruz. Sağ olun, var olun. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Çok teşekkürler. Ben şimdi Türkü ve Emre Bey'le devam edeceğiz. Bana bir iki dakika verirseniz Sayın Başkan'a sormak istediğim bir şeyler var. Tunceli'nin her yörenin olduğu gibi tabii Tunceli'nin de bir takım problemleri var. Bir parça değinelim. Bakalım Tuncelilerin istekleri neler, talepleri neler. Ama Sayın Ali Rıza Dirlik. Buyurun efendim mikrofonu. Tunceli Dernekleri Federasyonu Türkiye'nin muhtelif yerlerinde çok yaklaştırmayın. Şöyle örgüt, ben tutayım isterseniz. Buyurun. Örgütlü faaliyetlerini yürüten yaklaşık 20'ye yakın Tunceli Dernekleri var. Bu Tunceli Dernekleri kendi çalışmalarını ortaklaştırarak merkezi bir yapı oluşturdular. Ve şu anda Tunceli Dernekleri Federasyonu olarak resmi bir şekilde faaliyetlerini yürütmektedirler. Bildiğim kadarıyla Tunceli okuma yazma oranı %98 olan bir il. Yani bu çok yüksek ve güzel, sevindirici bir rakam. Fakat yine bildiğim kadarıyla Tuncelilerin bu eğitim konusunda bir talebi var. Nedir efendim bu? Şimdi şöyle söyleyeyim. Tunceli'nin tabii birçok sorunu var. Temel sorunlarından... Başlıklar halinde onları da alalım. Tabii öğrenimle ilgili hakikaten temel sorunları var. Şu anda en temel sorunlarımızdan bir tanesi özellikle sağlık sorunuyla ilgili çok ciddi anlamda bölgemizin temel sorunları var. Hastanesi var, doktoru yok. Hastanenin olduğu yerlerde de eczanesi yok. Örneğin Ovacık'ta 2 yıldır insanlar ilaçlarını alamıyor ve hiçbir şekilde eczane yok ve eczane kurulması için hiçbir çaba sarf edilmiyor. Evet. Yine Pertek bölgemizin en temel sorunlarından bir tanesi yani belli bir sorun haline gelmiş bir köprü sorunu var. Onun haricinde yine sanayi ve altyapısının olmayan bir bölgedir bizim bölgemiz. Eğitim konusunda da yani hakikaten eğitim çok önemlidir ama biz insanları zapt altına alınarak bir eğitimin yapılmasından ziyade insanların kendi özgür iradeleriyle eğitimlerini yapmaları gerekir. Ve bu Tunceli'de çok has bir şekilde kendisini göstermektedir. Tunceli halkının Türkiye geneline baktığımızda hemen hemen yaklaşık olarak %80'e varan bir okuma yazar oranı vardır. Bu kadar yüksek düzeyde bir okuma yazma oranı olmasına rağmen Tunceli halkının temel sorunlarından bir tanesi özellikle 5. Sayın Mozul, Başkan, efendim, ben bilirim böyle başkanlara sözü verdiniz efendim. Bir üniversite bir sorunu var. Şimdi insanlar üniversitededir yani birçok sorunumuz var. Göç sorunumuz var. Biliyorum, yaşam biliyorum, sorunumuz var. Biliyorum, siz de haklısınız yani, tabii. Dile getirmek istiyorsunuz. Ama Tunceli halkı açıkçası üniversite istiyor. Bakalım yani, ne kadar istiyor? Üniversite tabii sorunu çözmüyoruz ama şimdi enteresan bir şey daha var. Tunceli halkının okuma oranı çok yüksek ama maalesef üniversite öğrencileri çoğu insanlarımız şu anda Tunceli'de kahve köşelerinde iş bulamamaktadırlar. Bu da herkesin bu ülkenin temel sorunu. Herkesin de tabii başka illere gidip okuma şansı maddi anlamda evet, olamayacağı için. Yani birçok sorunumuz var aslında bizim de. Evet. Başta işte Ferhat Bey'in belirttiği işte bu Rusya'da yaşanan çocukların katledilmesi ya, olayı. Yani hep şey söylenir yani şiirsel anlamda düşünüldüğü zaman bırakın çocuklar da şiir yiyebilsinler. Ama çocukların şiir yiyebilmesi için önce bizlerin onları şeker yiyebilme koşullarını yaratmamız gerekiyor. Evet, örgütlü efendim, bir toplum yaratmamız gerekiyor. Toplumsal sorunlarımızı hakikaten belli bir merkezi bir düzeyde oturtmamız gerekiyor. Peki. Biz Tunceliler olarak da o olayı da kınıyoruz. Evet efendim. Hep birlikte kınıyoruz. Teşekkür ediyorum. Çok teşekkürler Sayın Başkan. Evet. Türkiye'de örtü çok yakıştı. Çaldım. Teyzeme çaldım. Şimdi o halde senden böyle bir türkü dinleyelim mi Türkücüğüm? Tabii benim olsun. Yalan. Çok güzel. Çok vermiyor. Güzel. Çok güzel. O zaman vermiyor, bunun karşılığı vermiyor, bir türkü olmalı. Tamam, hemen sana o zaman ben ana türküsünü okuyorum. Ben de Türkçe okuyayım. Thank you.
sıkıştım kaldım, yitirdim benliğim, kime gideyim? Ana buralarda sersefil oldu, yetişmezsen ölür, zaya gider verim. Ana öyle zor ki sensiz günleri, göğsünde sabırdır saçı. Umudum koynumda hiç yitirmedi, tezgâr özledim. Ah ana öyle zor ki sensiz günleri, göğsümde saklıdır saçın ak teli. Umudum koynumda hiç yitirmedi, gel özledim. Hazırlığınızı yapın bir yandan, hemen sen bir türkü rica edeceğim ama bu arada da bir müjde verelim sevgili izleyicilerimize, sevgili türkü dostlarına. Çok yakında, duyuyor musunuz? Şimdi biraz daha yüksek konuşayım. Çok yakında efendim, neredeyse iki hafta var aşağı yukarı gerçi, evet. Programdan sonra 3-4 gün içinde siz Emre Saltık'la Türkülü Yürekler programında da buluşacaksınız. İlki 22 Eylül'de olmak üzere çarşamba günü artık Türkülü Yürekler programında, ama ben biliyorum ki hepinizin yüreği türkülerle dolu. O yürekleri o programda buluşturacağız. Her dem ağlarım, verdiğim ikrardan
medet umarım. Yetiş düzgün baba, dostlarım darda, dersim darda. Verdiğim ikrardan medet umarım. Yetiş düzgün baba, dostlarım darda, dersim darda. Darda kardeşlerde, dersim çok darda. Yol ver geçem dağlar, dostlarım orada. Kurban olam sana yavrum baba, dersim darda. Darda kardeşlerde, dersim çok darda. Yol ver geçem dağlar, dostlarım orada. Kurban olam sana ya düzgün baba, dersim darda. Zulüm bitmez, bu zulüm bitmez. Gözlerimin yaşı sel oldu dinmez. Anadan babadan yardan geçmez. Yetiş düzgün baba, dostların darda, dersin darda. Anadan babadan yardan geçmez. Yetiş düzgün baba, dostlarım darda, dersim darda. Darda kardeşlerde, dersim çok darda. Yol ver geçem dağlar, dostlarım orada. Kurban olam sana ya düzgün baba, dersim darda. Darda kardeşlerde, dersim çok darda. Yol ver geçem dağlar, dostlarım orada. Kurban olam sana ya baba, dersin bana. Evet, evet, hiç ara vermiyoruz Ferhat Bey. Çok dinlendiniz artık yeter değil mi? Hadi uzaktan geldiniz. Siz bugün nereden geldiniz? İsveç'ten. Yurt dışından geldiniz. Onun için çok fazla dokunmak istemiyorum. Yorgunsunuz diye yok tahmin yürütüyorum. Ama bu kadar dinlenmek yok, yeter. Türküleri artık söyleyince ve dinleyince de insan dinleniyor. Zaten enerji doluyor değil mi? O zaman de lütfen sizden dinliyorum. Yani ayrıca bir şeylerimiz burada. Benim öyle yorgun olmak diye bir derim yok. Yine dersime dair türkülerimizle devam edelim. Bir arkadaşlar. Dağları da
aldılar. Mor dağları sardılar. Canımdan can aldılar. Gecenin karanlığında yıldızımı vurdular. Gece bahar geldi, güller açtı. Neredesin Gülnaz'ım? Yıldızım, yıldızım. Dallarda çalan sazım. Bahar geldi, güller açtı. Çetin yollara durmuşum, delirme kakam benim. Çetin yollara durmuşum, delirme kakam benim. Dal kırımı öfkelerde, cenge kılıç duran benim. Dal kırımı öfkelerde, cenge kılıç duran benim. Deyin dersin, ateş olup deyin dersin, ateş olup yakılmasın. Tutuşmak salem ne ki, ben yanarım dersin dersin. Tutuşmak salem ne ki, ben yanarım dersin dersin. Körpe yürek sevdalarda, yar döşünde yatan benim. Körpe yürek sevdalarda, yar döşünde yatan benim. Deyin dersin, ateş olur. Deyin dersin, ateş olur.
Teşekkür ediyorum efendim. Evet, Dersim, Tunceli, türkülerin yatağı, türkülerin harman olduğu yer. Doğru mu söylüyorum efendim? Evet. Şimdi aramızda yine yörenizin çok değerli bir sesi, çok değerli bir sanatçı Sayın Hıdır Akgül var. Şöyle alayım. Geldiniz. Doğan ay gol.
Yürekten alkışları hak etti. Çok güzel türkülerle bizleri de eğlendirdi. Şimdi efendim, şimdi Tunceli'den çok güzel türküler dinliyoruz ama biliyor musunuz ki Tunceli'den cazcı kardeşler çıkmış? Reşo ile Kenan. Hoş geldiniz efendim. Hoş geldiniz. Nasıl gündemimizde pop müzik pop var. Star var. Pop star var. Fakat televizyonlarda izliyoruz, bakıyoruz ki çöplüklerde ekmek arayan insanlar da var. Doğru. Tarlasız, işsiz köylüler de var. Biz de buna karşı pop star yaptık. Dedik evde kimse magazin pek izlemesin. Çünkü insanlar tarımdan kopuyor.
O zaman çok magazin tabii şimdi popstar, popstar yerine çok popstar bir izleyelim efendim. Ben şöyle oturayım Mehmet Bey. Lütfen. Şimdi efendim cazın ayarlamasını yapıyorum fakat caz hava nemli çok terlemiş. Caz burada efendim. La la la. Caz çeçen amemiş. Tut tut tut. Tobancı veri komşu. Tut tut tut. Seri tavuğu veren işi. Tene arışı. Cigara hobi pişi anca beri veren işi. Justin Kamedos fit pay. La has fit pish pao. Rock müzik. Evet. Güzel bir anı söylüyorum burada. Rock müzikimiz falan efendim. Evet bir de rock da mı var efendim? Var efendim? Her türde okuyorsunuz. Evet efendim. Hemen onu da izleyelim o zaman. Yine mi oturacağım? Evet efendim. Ya bak başkanıma bak. Başkanım kulağım gider mi? Hadi ya. Tanane nane nane nam. Tanane nane nane nam. Sen de şun çiğali kemi. Vaka hata sen rekisime. Tutu. Eka ama seri osme. Tey kurus ne Yesari malo malko. Yama bane çamureko. Yesari İstanbul'u pont katı huvesti. Yama devi banano. Jusi kam, jusfit pray. Teşekkür ederim. İşin bu arada şunu söylememiz gerekiyor. Merak hocamızın da şeyi var. Bunu bir yapalım. Yol güzergahı. Yani. Ya, yol güzergahı bu çok önemli. Ha, bir tane daha var. Araba şeyi var onu yapalım. Evet bunu yapalım bu çok peki, önemli. Peki. Şarkı şimdi dostlar 93'te biliyorsunuz ilimiz. En büyük etkilenen şoförler. Her gün yolda ister istemez bu içerisine düşüyorlardı. Ovacık'tan mesela minibüse bindiğimiz zaman Mahsuni Şerif'i takıyorlar. İşte gidiyorum. Ona göre fites değiştiriyorlar. Çeşmisi yakın. İşte gidiyorum. Çeşmisi yakın. Aramıza dağlar. Sıralansa da. Sıralansa da. Korkunç yere geldikleri zaman kaset çıkıyor. Şivan Perver. Dersin berasunu. Velat Mekke'ye geliyorlar tornavaya asker diyor dur. Duruyorlar hemen kaset değişiyor. Tarkan. Oynama şıkıdım şıkıdım. Yakalarsam meha. Oynama şıkıdım şıkıdım. Yakalarsam meha. Asker devam diyor. Asker devam diyor. Yılmaz Çelik'i takıyorlar. Polat Vanu mezel mi beri koyu sultan baba ye ye. Vah lemini vah ye ye vah ye ye. Geliyorlar Ana Fatma'ya Ferhat Tunç. Kırmızı benekli balıklarla yüzerdim ben. Bir kardeş kardeş katil olup dağlara çıkar. Defo, defo, kankiş. Ana Fatma dedim suyunu içtim. Leylekler gelip başımızın üstüne yuva kurarlar. Tunceli'ye yanaşıyoruz kaset değişiyor emekçi. Kurtlar daldı aramıza solacak mı kırmızı gül dün bizim de yarın bizim olacak mı kırmızı gül solacak mı kırmızı gül Elazığ'a geliyoruz o da çıkıyor diğeri Mehter Macı bir hışımla geldi geçti peh 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 ağam kim paşam kim yakan kim yakan kim vallahi bilmiyorum. Lütfen kim? Hazır bu bilmiyorum. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkürler efendim. Sizi alkışlarla uğurluyoruz. Hıdır Bey siz de lütfen yerinizi alalım.
Tam ben de geliyorum. Eyvah eyvah. Seremoni uzadı ama süremiz çok daraldı. Şimdi artık bir türkü şöleline dönelim tekrar. Ve sevgili Emre Saltık bize ne söylersiniz efendim? Kirvem son albümden, özellikle son dönem klibi dönen bir türkü. Gerçek bir yaşam öyküsü var Kirvem'in de. Daha önceki Gozi olduğu gibi. Gurbette çalışmaya gelen ama sonuçta Sıla'ya kendisi sağ değil artık ölü bir şekilde gönderilen, gurbetteki acıyı anlatan, Sıla özlemiyle dolu olan ve de bunu okuduğum dönemlerde bu türkünün özellikle söz müziği İbrahim Dizle'ye ait. Onu buradan özellikle sevgilerimle anmak istiyorum. Çok güzel son dönemde türküler yazan ama kendi kirvesine özellikle yazdığı gerçek bir öykü. Ama işte yaşam bazen insanlarla da örtüşüyor. Aynı dönemlerde ben de burada kirvemi kaybettim. Ve biz bu kirvemi okuduğumuz çıktığı dönemlerde biz de kirvemizi Tunceli'ye defne ettik. Böyle bir örtüşmüş var. Allah yerine dinlendirsin. Evet. Buyurun. Gelem dedim, gelemedim yanına. Kara haber tez ulaştı yanıma. Gelem dedim, gelemedim yanına. Kara haber tez ulaştı yanıma. Ağlay ağlay geldim yasına. Kirvem bu yıl bize gülme haramdır. Ele düğün
bayram bize figan. Oy kirmem, kayındır ölüm, 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 ölüm. Oy kirmem, biçare ömrüm, ömrüm, ömrüm. Oy kirmem, ben nasıl? Oy kirmem, kayındır ölüm, 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 ölüm. Oy kirmem, biçare ömrüm, ömrüm, ömrüm. Oy kirmem, ben nasıl? Yüreğinize sağlık. Yüreğinize sağlık. Şimdi hemen türkü seninle devam ediyoruz. Deli gönül hangi dala boğarsın ölümüne, boğarsın. Deli gönlüm hangi dala boğarsın ölümüne. Senin tutunacak dalın mı kaldı, ben dalga doyuyor. Al feryat dilen için yanarsın ölümüne. Dilen için yanarsın ölüm, 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 ölüm yanarsın. Senin tutunacak dalın mı kaldı, elim dalga doyuyor. Benim tutunacak dalım mı kaldı, çekip zülfikârı söyletse beni, bas beni, beni. Oy beni.
sultanım, benim üstadım, benim hünkârım. Diğer orkestra elemanlarımıza da çok teşekkürlerimizi sunuyoruz. Ellerinize, yüreklerinize sağlık. Efendim ne yazık ki bu akşam da geldik programın sonuna. Ben artık bir hoşça kalın konuşmasını yapayım ve sözü Ferhat Bey'e bırakayım. Bir türküyle bitirelim istiyorum ama öncelikle Tunceli Dernekleri Federasyonu'na sayın başkan şahsında çok saygılarımızı ve teşekkürlerimizi iletiyoruz. Siz değerli Tuncelilere çok teşekkürler ediyoruz. Yürekten güçlü alkışlarınızı Emre Saltık için. Türkü için. Her zaman söylediğim bir şey vardır ya benim. Söyle. Yine o temenni de bulmak istiyorum artık. Tabii, sanıyorum buyurun. Duymaya da başladım insanların dilinden. Yüreğinizden sevgi, bedeninizden sağlık, yüzünüzden tebessüm, cebinizden bereket. Dilinizden de türküler eksik olmasın sevgili. Amin. Ve Ferhat Tunç için istiyorum efendim. Ah oh, bıra bıra, bıra bıra yetersin. Ahır divana kaldı adı Şevşen. Ah bıra bıra, bıra bıra yetersin. Ahır divana kaldı adı Şevşen.
kanlı çığlıktan Laç deresinden kaldı bugünlere, baktı divane, kaldı bugünlere, baktı divane. Yaralı bir halkın suskun ahından, yaralı bir halkın suskun ahından, kaldı bugünlere, aşkı divane, kaldı bugünlere, aşkı divane.